Herkese günaydın. Sacımızın biri uçuyormuş rüzgardan, fırtınadan. Niye uçuyorsunuz beyefendi? Yatlama olmadı. Rüzgar, fırtına, yağmur. Evet, radarımızda da ilk karımız yağdı. Buranın kışı gelmiş demektir. Radara kar yağdıysa kış gelmiştir. Hızlı bir şekilde kahvaltımızı hazırlayalım. Hava bugün soğuk. Rüzgar, fırtına. Radara gösterdik de kar yağdı. Kahvaltımızı hazırlayalım. Yine gece aksiyonlu bir gündü. Gördüyseniz deprem oldu. Saat 9.30'da 4.7 bize gelen şeye göre, AFAD'a şeyin Kandili'ye göre 4.1. İyi sallandık yine. Herkes dışarı kaçıştı. İskender'in yine ayaktaydı bugün. Şimdi gece yine oldu saat 1'de. O da 3.3 müydü? 6 mıydı? Öyle bir şeydi. Yine oldu. Ya ailemle yapıp ne çok korktu. Fırtına da var, rüzgar da estiği için seslerden dolayı zor uyudular. Uzun bir gece oldu yani. Yani 21 Aralık diyorlar ya, en uzun geceymiş. Bugün en uzun gecemiz 6 Şubat. En uzun gece o gün. Sık sık da hatırlatıyor bize. Senesi yaklaşıyor bir yandan.
Ama bir türlü aklımızdan çıkmıyor, çıkartmıyor. Sürekli deprem deprem. Biz bir nevi alıştıklı çocuklar işte. Aileyle Yakup aşırı korkuyorlar artık. Tam Yakup abi de ilaç içiriyor mutfakta. O dedi bu rüzgar neydi bu sallananlar şeyde sesler ne dedi. Demeye kalmadı. Biz salladı böyle bizi. Baba deprem burada Yakup tırıs diye kapıya koştu. Tabii biz bana da Aylin'le Alper çıktı. Onlar çıktı hemen. Orada mahalle herkes aşağıya inikti. Bağırdı, çağırdı bir anda. Çünkü sert vurdu yine. Biz burada böyle yaşamaya çalışıyoruz. Çocuklardaki travma bir türlü bitmiyor işte. O sarsıntının şeyi bir türlü geçmiyor. Sürekli her seferinde yaşıyoruz, her seferinde tekrar tekrar yaşadığımız için. Sabah işte çocukları okula göndereceğim. Saati gönderirken şimdi yağmur işte yağıyor. Gök gürledi. Gök gürledi. Şimdi dedim ailenle Yakup koşarak gelir de bir kalmadı. Hemen içeri geldiler. Gök gürültüden artık korkar duruma geldik yani çocuklar. Şimdi
Evet. Çayımız da kaynadı. Yavaş yavaş da kaynıyorsun.
arkadaş, bu yumurta soymak kadar da bu yani. Soyulmak bu nedir ya? Ne oldu? Bir şey yok ya. Nasıl bir şey yok? Baba. Senin telefonuma bakmak istiyorum. Benim telefonuma? Niye? Video mu çekiliyorsun? Evet. Anneminkine de bakalım. Niye? Ne oldu ki? Sen telefonda ne oldu?
Evet. İçkiye çeker çeker soyduk ama soyduk yatayı yani yine. Şundan bak hatırlatayım ben. Hı-hı. Ne? Bekle. Evet, şunlar da hazır. Şimdi hemen devam edelim. Hızlı bir şekilde. Şey mi de yapalım?
Olmadı ya. Uyudum ben biraz uyudum. Şaşmakla kalktım. Hı hı. Uyudum. Baba. Hı. Sen bana ilaç veriyordun. Evet, tam ilaç verirken oldu değil mi oğlum? Evet, ilaç verirken oldu. Hı hı. Hala aynı ses mi geliyor? Rüzgar oğlum, rüzgar sesi o. Hala mı? Tabii rüzgar esiyor hala, baksana dışarıda fukur 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 fukur. Ondan dolayı yani. Rüzgar esiyor da. Hı-hı. Ben sesini de duymuyorum. Neyin sesini duymuyorsun? Rüzgar. Rüzgar sesi duyulmaz ki, görülür. Ses sadece sizden. Arka kapıyı kapatıyorum. Kapatma, öyle mi kalsın? Korkuyor. Ney? Korkuyor. Neyden korkuyorsun? Deprem olmadı mı? He? Deprem olmadı mı? Deprem olursa kapı açık kalsın, daha iyi işte. Çekil. Arka bak, burada mı adam? Arka bak, şöyle bak, burada sen. Bugünlük bu kadar şimdilik. Selamlar arkadaşlar. Öğlen ezanı okunuyor. Öğlen ezanıyla açılışımı yapayım. Aslında sabah Ali video çekmişti biraz da. Bu da benim açılışım olsun. Çocuklar okula gidecekler. Onları hemen hazırlıyorum. Yakup'un beslenmesine meyve koydum. Bugün beslenmesine simit ve süt varmıştı. Anne kek koy dedi. Kek koyacağım ona. Aylin de kek koy anne dedi. Ayrıyeten babam simit de alsın dedi. Şimdi onlara şöyle birer tane kek de koyuyorum. Şu Yakup'a şunu koysam yeter bir tane. Okulda simit de verecekler. O yüzden başka gerek yok. Niye? Omuz falan var mı? Kirli rüzgar yıldı orası. Tamam tamam. Çocukları göndereyim de ayarlarım. Hiç Aylin'e meyve yok ya. Biraz yardım meyvesinden. Evde hiç meyve kalmadı. Bugün pazar var. Cuma bugün. Mutlaka pazara gidilmesi lazım. Şu iki tane. İkisini ona öyle paylaştırdım. Yani kalmamış. Ne elma ne mandalina paylaştırdım artık. Ali bunları... Yakup'a bir şey almıyorsun. Simit varmış, süt varmış. Bir de kekle meyve koydum. Ailene de kek koydum, simit koyuyor yalnız. Simit ve içine onu alıyorsun. Baba, hadi koş montunu git. Baba, bana git. Şöyle. Bu arada dün biliyorsunuz çatı, dama çatı yaptırıyoruz diye video atmıştım. Çatı ustalarımız geldiler, şu an damdalar. Yeni daha geldiler. Başlayacaklar artık.
Ben de şöyle kameramı nereye koyabilirim? Şuraya koyacağım. Makineye çalıştır, ayarlayalım. Bir de Aylin, Nilay'ın çalıştır. Ben atmıştım. Onlar da çıktı. Kısa program atmıştım onları. Neye kim çıktı onu, ya? Şey sabah çiş çıkmıştı ya dışına. Ha ben buna bir de çatal koymam lazım. Çatal varmış içinde kalsın. Ama öğretmenim verdi. Yakup çatalın var. Çatalı öğretmenim verdi. Niye ben sana çatal koydum? Ama yok bu bizim en çatalı. Öğretmen çantandan alıp vermiş. Sen çatalını almamışsındır büyük bir ihtimal. Öğretmen çantana bakmıştır. Dur kapıda mı? Aylin'i de koyduk. Dediğim gibi Yakup'a bir şey almıyorsun. Aylin'e hayır, link. Simit ve süt alıyorsun. Ama link. Efendim. Doğru taktın mı? Örmeye falan zaman yok. Geç içeri. Hadi gel şurada. Şuraya gel. Ne oldu? Ha? Şuraya gittik işte. Acele. Zaman yok kızım. Bot. Ha? Bot. Ay pardon. Baban nerede? Dışarıda mı? Arka bakım olmuş. İlk defa ayakta oldum. Evet, acele ediyoruz. Geç kaldınız. Ustalar yukarıda çalışıyor. Baba hemen sizi bırakıp gelmesi lazım. Önce ayran yapmış değildim kaldım. Ha? Şimdi kekli ayran giden oluyor diye. Bunu alacaktık da. Olmadı diye. Yokmuş diye. Ha, bugün cuma ha. Ama şimdi kapalıdır kantin. Baban sana para versin. Bana kek koy. Tamam. Koydum. Kek. Biraz daha koyayım. Şeye bakarsın. Hiç başka bir şey almasın mı? Bir bakar, bir bakar. Anne diyeyim mi? Bombacının arkadaşını gördüm. Bombacının arkadaşını gördüm. Evet. Ne kadar bombacı oluyor? Ben gideceğim. Baban seni tanıştırıyor mu? Bombacık arkadaşıyla mı tanıştın? Kepçe abi. Önünü kapatıyorsun. Bu ceket çıkmayacak. Montunu da giyiyorsun. Ceket ve üstünden çıkmayacak. Çıkıyorsun da çıkmıyor. Çünkü bluzun ince, kalın bluz bulamadık. Yok kapatmıyor. Bu çıkmayacak. Bu bluz çıkmayacak. Öğretmeni de arar sorar. Aydın şey mont ceketini çıkarttı mı diye. Saattan yazıyor yapmış ya. Onları koyarım ben bir kenara. Ya bu gel mutfağa 2 dakika. Gel gel. Mutfak mı bugün? Ne? Evet, kalem aldım ya mesela. Devam almadın sen kalemi. Hayır. 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 Koş yavaş. Ayak yolunu giy hadi. Hadi bakalım. Sıfırda kız. Almış mı baba? İyi gözün aydın. Ben demedim mi baban alır diye? Onu bilir misin? Sıfırda kız. 2-0 yedi. Güzel. Ama ya benim sana da alacak. Onu niye
yapmadın. Ne ya? Ona niye yapmadın? 0.9. Tamam sana da alacağım. Hayır. Bugün alacağım bunu. Tamam kesici de alalım baba hadi. Hayır. Eyvah eyvah. Hadi 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 sizi bir gönderip evet ya hiç onu unuttuk. Unuttum vallahi onu. Giysin mi? Gel gel yağmur yağıyor gel. Koş. Ay damdan da sesler geliyor. Koş koş koş. Ah. Onu ver. Evet evet onu giyiyorsun hemen. Ali, Aylin'e 10 lira daha ver. Aylin'e para ver. Tam 10 liraymış. Ona sadece içecek alabilir. Ayrıyeten doymazsa diye sen fazladan ver. Tamam. Önlük kapat. Yırtık mı? Yok yok, diktirdi baban onu. Hemen çabuk ol. Ama çok şey. Hadi. Şu dükkan anahtarı. He. Şaşırıyorum. Tamam. Kapanmıyor. Hadi ayakkabında bak ne var. Tamam tamam. Kız ne oluyor çadı? Kelebek konmuş ayakkabısına. Kızım hadi. Hadi. Çek yukarı. Olmuyor ki. Oluyor işte görmüyor musun? Ha o şekilde aşağıdan aşağıdan çekeceksin. Tamam. Ayakkabı tut sen. Tut. Dön bana. Bana dön. Aylin. Tamam yavrum. Şunu tamam, kafana tak. Al bu anahtarı babana ver. Anahtarı babana ver. Kapat başını. Üşürsün. Çantan aldın mı? Hadi. Daha iyi işte. Sıcak tutar seni. Ayaklarını kapattım işte. Üşüme yani. Bunu da çekiyorum. Hadi kapat. Kapat. Hadi güle güle. Allah'a emanet olun. Hadi. Hadi bakalım. Şurada Aylin'in ve Yakup'un çıkardığı kıyafetler, onları daha yatak odasına götüremedim. Bugün Nilay sürekli kucak istiyor, ağlıyor. Bu arada şeye başladılar arkadaşlar. Ustalar geldi. Dünkü videomda söylemiştim. Atermit çatı yaptırıyoruz dama diye. Şu an dün malzemeler gelmişti. Şimdi ustalar geldi. Yukarıda çalışmaya başladılar. Yaklaşık 2 saat falan oldu. 2 saattir damdan sesler geliyor. İşte matkap sesi, ispiral sesi, ne bileyim malzemelerin sesi, çalışma sesi bildiğiniz. O da çok yüksek ses arada böyle gelince Nilay korkuyor. Bu yüzden normalde benim niyetimde şimdi Nilay'ı uyutup mutfağa geçip yemek yapmak vardı. Bezelye yemeği yapacaktık bugün. Ona karar vermiştik. Buzlukta bezelye var, kıymalı bezelye yapalım diyorduk. Bu durumda Nilay'ı yalnız bırakamayacağım. Sürekli ağlıyor, korkuyor. Zaten normalde de yalnız bırakmamaya çalışıyorum. Artık şey yapacağım herhalde. Bezelyeyi alacağım. Aşağı annemin yanına ineceğim. Anneme vereceğim. Annem pişirir. Yoksa bugün yemeği ben yapacaktım. Sabah annem de geldiğinde öyle kararlaştırmıştık. Sonra ustalar gelince kararımız değişti. Kızım da böyle pek şey yok. Ağlıyor işte. Kızım dur seni kucağıma alayım ben hemen. Kucağıma aldım bakayım. Normalde karnı tok aslında. Bakayım uyutabilirsem.
Ama şey yapacağım, yine de ben anneme vereceğim yemeği. Aşağıda annem yemeği pişirsin bugün de. Normalde ustalar bugün sabah geleceklerdi. 8'e geleceklerdi. Dün geceden beri fırtına ve yağmur var. Yağmur durdu. Ama hala rüzgar esiyor. Hava şartlarından dolayı gelmediler. Sonra dedik biz bugün gelmeyecekler herhalde. Hatta annem de sabah geldi kahvaltıdan sonra, dedi bugün lahmacun yapalım, ustalar da gelecek, onlara da veririz, yerler öğlen yemeği olarak dedi. Çocuklar da seviyor. Sonra bugün gelmeyince, öğlen oldu, gelmeyince biz dedik artık bugün hava şartlarından dolayı herhalde gelmediler, yarın gelirler büyük bir ihtimal dedik. O zaman lahmacunu yarın yapalım dedik, vazgeçtik. Ben dedim bezelye var. Ali de bezelye isteyip duruyordu. Dedim buzlukta bezelye var. Anne ben bezelyeyi 2 dakikada koyarım ocağa dedim. Tamam o zaman bugün sen yap yemeği dedi. Sonra saat 12'de ustalar geldi. Ustalar gelince hemen çalışmaya da başladılar. Nilay da sesten korkuyor. Sen altını yak git. Suyuna falan bak. Nilay da ses, yüksek sesten korkuyor. Bakın şu an geliyor ses. Bundan daha fazlası oluyor arada, bir daha yüksek ses oluyor. Bu durumda ben şimdi Ali de Damda ustaların yanında. Maalesef Nilay'ı yalnız bırakıp mutfağa geçip yemek yapamayacağım. Hatta şu an benim yatak odasını, çocuk odasını toplamadım. Orayı toplamam lazım. Normalde bugün çarşafları değiştireyim diyordum. Yatakları ben kaldıramam ama Ali kaldırır, ben de çarşafları geçiririm diyordum yatakları. Bu durumda bugün o da kaldı. Makineye çamaşır hazırlamam lazım. Yatak odası çamaşır inanılmaz derecede sepet çamaşır dolmuş. Taşmış yani yerlerde, kirli çamaşırlar artık sepet almıyor. Makineye çamaşır hazırlamam lazım, çalıştırmam lazım. Sabah Nilay'ın çamaşırlarını attım bir posta, biraz dün akşam attım, bugün de sabah bir baktım yavrumun çişi çıkmış sırtına, ıslanmış üstü başı, hemen komple değiştirdim, çıkanları da attım makineye, onları daha sermedim, onları bile seremedim, bak 2-3 parça onları bile seremedim, akşam attığımı sabah Ali sermişti. İşte mutfak toplanacak falan. Hadi neyse mutfak falan kalsın, o kadar önemli değil. Akşam hepsini bir toplarız, sorun olmaz da. Yani bugün ben bir iş yapamayacağım, onu anladım. Bir çamaşır atsam o bana kar kalır da. Artık şey yapacağım, şimdi Nilay'ı da alacağım kucağıma. Bezelyeyi, tavuk kıyması var, dolaptan çıkartmıştım tavuk kıymasını. Tavuk kıymasını alayım, bezelyeyi alayım, aşağıya annemin yanına ineyim. Annem pişirsin yemeği, koysun ocağa. Ya bezelye basit bir şey de, 2 dakikalık işte. Şey, çocuğu yalnız bırakamıyorum şimdi. Artık öyle yapalım. Burada yüksek sesten de korkuyor. Biraz aşağıda oturayım olmazsa ben. Ne kadar olsa alt kata fazla ses gelmez. Şu an tam bizim damın üstünde çalışıyor. Yani bu odanın üstünde çalışıyorlar. Hatta bir ara yani çıkıp bir bakmak da istiyorum. Neyse Nilay'ı ben annemin yanına koyarım 2 dakika. Hı, diyor yavrum. Kurban olsun annesini verene. Öyle. Artık dedik şey, Ali ustalara şimdi döner yaptırdı, getirdi. Yemek olayı şu an yetişemeyecek onlara. Şey, ben dedi şey yaparım dedi. Hatta ben Ali'ye sordum ne yapalım dedim. Tekrar lahmacuna mı dönelim dedim. Artık bu saatten sonra saat 2 lahmacun olayı artık gecikti. Bu saatlerde normalde hazır olup fırına vermemiz gerekiyor. Lahmacunu yarına yaparız. Yani zaten iş, ustaların işi bugün biteceğini zannetmiyorum. Bugün bitmez. Kalanı yarına kalır yani büyük bir ihtimal. Artık yarına lahmacunu da yarın yaparız. Daha iyi olur. Ali dedi ben gider döner yaptırır getiririm. Şimdi yaptırdı getirdi ustalara, çıkarttı yukarı. 2 kişi zaten. Onlar yemeğini yesin. Çayı da çay suyu da koydu ocağa. Hemen üstüne çay da veririz. Artık öyle yaparız bugün böyle. Bugün bir iş güç yapmayacağım. Artık yapacak bir şey yok. Bugünü böyle atlatacağız. Bir çamaşır atabilirsem makineye o bana yeter. Çünkü çamaşır kalmamış. Yarın da çocuklar bugün cuma zaten, yarın tatil. Şey yaparım. Anca çocukların forması falan onlar çıkar. Öyle. Ali'nin de son 2 günü arkadaşlar. Pazartesi işe başlayacak. Gündüz vardiyasında başlıyor üstelik de. Yani
ben artık okula götürüp getireceğim. Ali de dün diyor ne yapacaksın diyor, daha tam da iyileşemedin diyor, nasıl götürüp getireceksin? Dedim öğlenleri ben götürürüm, sorun olmaz, birazcık yürüyüş yapmış olurum, o sorun değil o kadar. İşte havalar da soğuk, üşütmemem gerekiyor. Okula giderken Nilay'ı anneme bırakırım. Akşam çıkışında da Aytuğ'la Alper giderler. Biri Aytuğ Yakup'u alır gelir. Biri de arada yarım saat fark var ya, Alper de Aylin'i alır gelir. Arada öyle yaparız. Arada ben giderim. Öyle öyle idare ederiz. Ben de yavaş yavaş iyileşiyorum zaten ama iyiyim. Allah'a çok şükür iyiyim. Sadece ağır iş yapmıyorum. Süpürge bile, evi bile yani süpürdüğümde elektrikli süpürgenin o gücünü zapt etmek yani biraz karnımda ve belimde ağrı yapıyor. Onun dışında yani çamaşırdı, bulaşıktı, şuydu buydu yapıyorum yani. Sağ olsun Ali bana da bırakmıyor yani. Hani ben diyor evdeyken ben yapayım diyor. Pazartesiye kadar daha evdeyim, evdeyken yaparım ben diyor. Yani yemek falan yiyoruz, topluyoruz. Ben diyorum ki birazdan mutfağa geçerim diyorum. Şey yaparım. Bir bakıyorum Ali geçmiş, toplamış. O kadar alıştık ya artık ev işlerine. Yani normalde de zaten ev işlerinde bana yardımcı olan bir insan biliyorsunuz ama şu 20 günde daha çok artık hakim oldu yani ev işlerine. Kaygıdan duramıyor. Yani biz kadınlar hani ay bulaşık var, ay çamaşır atmam lazım falan diyoruz ya. Ben demeden o diyor, Göknur diyor, çamaşır birikmiş diyor, makineye ayarla koy da diyor, ben sererim diyor. Veyahut da işte yemek yiyoruz, sofrayı topluyoruz. Normalde artık ben ayaktayım yani, mutfak falan toplama işlerine başladım. Bir bakıyorum kendisi geçmiş topluyor mutfağı. Diyorum ben toplardım diyorum. Baş öyle 2 dakikada yaptım işte diyor. Artık yani eli alıştı. Bir de kaygıdan duramıyor. Yani orada bulaşık birikmesin, kalmasın. Orada çamaşır birikmesin. Ne bileyim böyle artık sürekli ev işi yapa yapa duramıyor. Bizim gibi yani biz kadınlar gibi ev işlerinin birikmesine tahammül edemiyor. Öyle sağ olsun, Allah razı olsun. Vallahi öyle işte canlar. Ben şimdi şey yapayım bakalım. Yemeklik malzememi alayım. Aşağıya annemin yanına biraz ineyim. Canlar, yemeğimi ocağa koydum. Yemeğim pişerken yukarıda ustalara bir bakıp geleceğim. Nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar çok merak ediyorum aslında. Aa, onu niye çıkarmamışlar ki? Canlar, ustalar gitti bugünlük. Öğlen gelmişlerdi. Saat daha 5 ama maalesef yağmur ve fırtınadan dolayı fazla çalışamadılar. Şimdi dama çıkıp bir bakacağım. Çocuklar da, onlara yemek hazırladım. Hepsi okuldan geldi. Şurada dursun da şunları da akşam oturduğum yerde dikerim. 300 lira diyor mu alacağım? 300 lira, 100. Aylin'le, Aylin diyorum. Alper'le Aytuğ'a kıyma kavurması yaptım. Onlar hazırdı, sıcaktı. Dedim hiç bizi beklemeyin oğlum, zaten acıktınız. Hem de beklemeye gerek yok, hemen dedim. Siz oturun yemeğinizi yiyin. Bu arada yağmur yağıyor şu an dışarıda. Ben de dama çıkacaktım. Dama çıkayım da bir bakayım diyordum. İçeriler böyle karanlık oldu. Hava kapalı ya. Ondan yağmur yağıyormuş. Dama çıkacaktım da yağmur yağıyormuş diyorum. Şurayı da şey yapmışım. Şurayı da yaptın mı? Burayı da yapaydın ya. Öyle mi? Ha. Ay ayağım. Şunlara su gelmesin Ali. Çok yağlı da. Bunları şöyle sandalye üstüne koy. Ee,
malzemeleri burada da çok yağmur yağarsa buraya su, burası su alıyor. O yüzden. Onlar da masaya kaldı. Üstüne falan koş. Abi ağır bir şey, ne o? Yağmur da yağıyor ve hava buz gibi. Üstüme yelek de giymedim. Yeleksiz çıktım dışarıya. Ali malzemeleri toparlıyor şimdi. Ustaların malzemelerini toparladı. Şöyle iki dakika bir bakalım, yağmur yağıyor ama şuradan bari bakalım, şeyden, çatının altından, merdivenin altından bakalım bari. Ay çok soğuk. Bu arada dağlara kar yağmış. Yani önümüzdeki günlerde ayaz var demektir. Ayaz. Yarına ayaz olur arkadaşlar. Ay. Atermit çatımız yapılıyor. İşte bugün anca böyle bir 3-4 saat çalışabildiler. Hava şartlarından dolayı, yağmur ve fırtınadan dolayı maalesef. Şu uçtaki çatıyı, ne diyorlar ona, direkleri koydular. Bu tarafın direklerini, bir de makas deniyormuş. Bir de bu tarafın direklerini, makaslarını koydular. Malzemeler işte burada. İnşallah çatımız yapılırsa dam yağmur almayacak. Bakın şu köşe, yatak odasının olduğu taraf. Bakın nasıl yağmurdan dolayı su birikintisi oluyor. Bu su birikintisinden dolayı da aşağılara nem oluyor işte. İnşallah çatımız yapılırsa artık nemlenme falan olmaz. Bir de soğuğu da keser inşallah. Ali şey, merdiven öyle mi kalacak? Şöyle şeyin altına koy. Islansa bir şey olur mu? Bir günlükten. Şunlar falan hep ıslanıyor mu? Hepsi ıslanıyor. Hangi birini kaldırın? Şey. Fişler. Ha. Onlar esas ıslanmasın da. Radara kar yağıyormuş. Ay ne soğuk İskenderun. Bakın. Sis var. Neyse fazla duramayacağım. Yağmur yağıyor. Islanıyoruz. Ha? Soğuk, çok soğuk, evet. Buz. Ay, Yakup'un bisikleti aşağıda değil mi? Ha. Ay kaçtım içeriye. Gerçekten çok soğuk. Efendim? Makineye çamaşır hazırlamıştım. Maalesef bugün çalıştıramıyorum. Zaten bu soğukta çamaşır da serilmez. Yemeğim biraz önce böyle buhardan şey olmuştu. Yemeğimiz burada canlar. Şöyle 5-10 dakika oturayım da dedim, yerleştiririm dedim. Oturdum kaldım. Yemekten sonra artık. Yarım saat hepiniz öyle. Yemeğimiz böyle. Şimdi sofraya sereceğim canlar. Annemi de çağırayım.